Orada bazı yerlerde işte Türkiye yumuşama adına biraz geri adım attı, gemileri beklemeye aldı diye. Türkiye herhalde milli menfaatlerinde böyle bir geri adım Yok, atmaması hayır. lazım. Hayır, o iddiaların hiçbirisi doğru değil. Çünkü bize göre yetki alanlarımız gayet net. Onu söyleyeyim. Taviz Asıl böyle. onların alanları tartışmalı. Bunu ben daha önceki programlarda da açıklamıştım. Çünkü özellikle Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin maksimalist yaklaşımı dünyanın hiçbir yerinde böyle bir değerlendirme yok. Geçmişte bizim tezlerimizi haklı çıkartacak bazı ihtilaflar yaşanmış. Mesela Fransa ile İngiltere arasında 1970'li yıllarda Evet. böyle bir ihtilaf var. İngiltere'nin Fransa'ya yakın bölgelerinde adaları var. İngiltere o zaman diyor ki yani ben deniz yetki alanımı adaları da içine alacak şekilde çizerim Hala da diyor. balıkçılarla ilgili sorun yaşarlar. Hala var Evet. dediğiniz gibi Evet. ama Fransa itiraz ediyor. Diyor ki yani adalar ana ülkenin bir parçası değil. Bunların kıta sahanlığını işte 12 mil esasıyla belirlenmesi lazım. Nitekim bu Uluslararası Deniz Mahkemesi'ne de gidiyor. Orada da Fransa'nın tezlerini kabul ediyor. Yani adalara ayrı bir şey veriyor kıta sahanlığı. Biz de bugün şimdi Meis Adası Yunanistan ana karasına yüzlerce kilometre uzakta. Şimdi Meis'i referans alıp oradan işte Güney Kıbrıs'ta kestirerek yani şu anda harita yok belki anlatamıyoruz tam. O tamamen hiçbir geçerliliği olmayan hukuken bir tez. Tabii. Bunlar da onun farkında aslında. Fakat yani Yunanistan işte Avrupa'nın da bir üyesi olarak, Avrupa Birliği'nde üyesi olarak bu tezlerini orada biraz daha fazlaca işliyor ve kabul ettiriyor. Ama biz Avrupa'daki muhataplarımıza da her geldiğinde bu konuyu geçmişte yaşanan bu örnekleri de koyduğumuzda aslında bize hak veriyorlar ama tabii kameralar önünde de bunu açıkçası ikrar da etmiyorlar. Deprem nedeniyle ilişkiler bir nebze olsun yumuşamış gibi görünüyor Yunanistan'da. Ziyaretler oldu çünkü. Deprem bölgesinde ziyaret ettiler. Bu süreç Doğu Akdeniz'deki bu tartışma alanlarını azaltma anlamında bir vesile olur mu? Şimdi bu tip böyle büyük afetler doğrusu ülkelerde meydana geldiği zaman ister istemez politik reflekslerden ziyade insani refleksler yani insani yardımlaşma daha öne çıkıyor. Bunlar da belki geçmişte yaşanan tartışmalara hani bir tarafa bırakmak, yeni bir sayfa açmak açısından da bir fırsat penceresi baktığımızda. Zaman zaman da Yunanistan'da meydana gelen afetlere dönük hani Türkiye'nin insani yardımları olmuştur. Onlar da son afette biliyorsunuz insani yardım kapsamında arama kurtarma çalışmalarına geldiler. Bakanlığı geldi bölgede ziyaretler yaptı. Bu tabii hani Doğu Akdeniz'de veya Ege'de bizim tabii konu tartışma sadece Doğu Akdeniz değil aslında Ege'de de yaşanan bir takım biliyorsunuz Yunanlılar bu tartışmalı aralar bir şeye alanlar var. başlayacaklar biliyorsunuz bir Amerikalı şirketle beraber. Orada denizaltı rezervlerinin ne olduğuna dair yakında bir kriz çıkabilir yani öyle bir hazırlık var. Ben de öyle bir bilgi yok ama bilmiyorum. Bunu şunu da söyleyeyim. Aslında biz o süreçlerin içerisinde de ilk günden itibaren şunu da söyledik. Yani gelin oturalım, konuşalım, müzakere edelim. Ama maalesef Yunanistan, Kıbrıs Rum yönetimi bu müzakerelerden, tartışmalardan hep kaçınmış. Konuyu çok uluslu taraflarda, platformlarda daha doğrusu taşımıştır. Ama önce oturup bir kere tezlerimizi ortaya koymamız lazım. Sonra hani bir anlaşmazlık, uzlaşmazlık söz konusu olsa belki başka merciler devreye girebilir. Hiçbir şey olmaz. Ama işte Yunanistan'da yaşanan süreçleri de bu ülke gayet iyi biliyor. Yani 6 mil meselesi, 12 mil meselesi, adaların silahsızlandırılması konuları gibi hala masada Çok tartışılan başka. konular var. Ve açıkça geçmişte yani Lozan dahil birçok anlaşmada açık açık yazmış olmasına rağmen maalesef anlaşmalara aykırı tutumları da bugüne kadar devam etti. İnşallah bu bir fırsat olur. Yani Olmaz gidiş Sayın Bakan. gelişler, bu Hiç, gidiş sıfır gelişler ihtimal. tekrar oturulur, müzakere edilir diye düşünüyorum.